Herkese merhaba, ben Ezgi Sevde Ezgin. Bugün baya bana sesleniyorum sizlere çünkü saçlarımı boyayacağız. Saçlarımdaki bütün kusurları bir size göstermek istiyorum öncelikle. Daha sonrasında, öncesi sonrası yaparız. Şöyle bir bakın. Burası benim kendi rengim. Burası ombreli hali. O kadar çirkin ki. Şu an böyle karamelimsi duruyor ışıkta ama ışığı kapatınca kızlaşmış sarılar gibi duruyor. Çok daha iğrenç görünüyor. Hemen göstereyim. Şu an az ışıkta görüyorsunuz. Siz de eminim başımdan aşağı mor şampuan boşaltmak istiyorsunuz şu an. Ama düzelmiyor. Mor şampuanla gitmiyor bu kızıllıklar. Kesinlikle düzelmiyor. O yüzden boyama vakti gelmiştir. Daha önce hiç tüm saçlarımı boyamamıştım ama artık şart çünkü bir bakar mısınız? O kadar çok beyazım var ki. Bu beyazların kapanmasını istiyorum. Saç diplerimle aşağılar arasındaki kontrastın biraz daha azalmasını istiyorum. Yani en azından birbirlerine yakınlaşsınlar. Zaten bu işin aşırı acemisiyim. Ne olacağını bilmiyorum. Şöyle arkalarını da göstereyim. Hem kendim de görmüş olurum. O kadar çok renkli farklı ve o kadar kötü bir görünüm var ki farkındayım yani bu. Hepsinin farkındayım ve bunları düzeltmeyi umuyorum bu videoda. Bakın tekrar başka bir şey daha göstereceğim. Burada bir turuncumuz var. Ben bu boyayı satın almadan önce hala boyayı göstermedim bu arada farkındayım. Evde olan boyalarla saçlarımın açık olan yerlerini kahverengiye en iyi nasıl yaklaştırırım diye düşünerek bu turuncuyu denedim bir. Turuncu gerçekten turuncu oldu. Bakır diye boyamıştım aslında. Bir de burada bir tutam pembe var. Bu daha da iğrenç oldu tabii. Mecburen satın almak zorunda kaldım ama şöyle göstereyim size boyayı. Palette'nin 7.1 açık mıydı? Ha, Asil Kumral isimli boyası. İstediğim renk bu değildi açıkçası ama stoklar tükenmiş. Herkes kendi saç rengine en yakın olan boyayı satın almış ve sadece kızıllar, morlar, böyle absürt renkler kalmıştı. Onların arasında da en saçma olabilir buydu. En azından bakın göstereyim size. Koyu kahveyi birazcık kıracak. Hadi benim saçımda açık kumral desek. Onu da koyulaştıracak doğal olarak. İkisi de birbirine bayağı bir yakınlaşmış olacak. En azından göz yorucu bu halden kurtulmuş olacağım diye ümit ediyorum. O zaman hadi başlayalım. Ama başlamadan önce tekrar bir ricada bulunmak istiyorum. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve sonraki videolarımda da benimle birlikte olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Bakalım başlıyoruz. Saçlarımı bir tam ortadan ayırmak istiyorum. Çünkü önde brush light'lar var ve onları aslında boyamak istemiyorum. Boşuna mı saçlarım o kadar kökten açıldı diye düşünüyorum ve oraları bir ayıracağım. Ay, o kadar kötü bir şey oldu ki. Göstereceğim eğer bulabilirsem. Evet buldum ama ufak bir tutamını buldum. Bunun 3 katı kadar aslında burası. Neden gerçekleşmiş olabilir sizce? Kötü bir kahkül kesim faciası olabilir bu. Ya da saçlarınız yastığın üzerindeki düğmeye takılı kopmuş olabilir. Yastığımın nevresiminin üzerinde düğmeler vardı ve aslında her kalktığımda saçların oraya dolandığını hissediyordum ama hiç kopabileceğini düşünmemiştim. Bana perçem oluşturabilecek biçimde koptu maalesef. Bir de saçların en ön kısmı yani. Ara sıra saçlarımı bağladığımda önüme falan geliyor. O yüzden artık ona yapacak bir şey yok. Şimdi tekrardan ben brush light'larımı alayım. Evet ayırdım. Şu minik lastiğimle bağlayacağım bunu ve daha sonrasında bir folyoyla saracağım. İndireceğim başlangıç noktasına kadar çünkü orayı boyamak istiyorum. Şimdi bunu nereye atmam lazım gerçekten? Bakın yine gerçekten dedim ya, o kadar çok gerçekten diyorum ki, en çok gerçekten dediğim videoyu izlemek isterseniz buraya link koyacağım. O videoda çok güzel dizi önerilerinde bulunmuştum. Gerçekten demem dışında çok güzel şeyler var o videoda. Beğeneceğinize çok çok eminim. O yüzden buraya koyuyorum. Bu burada mı kalacak ya? Başka türlü nasıl hareket edeceğim bilmiyorum. Oldu. Şimdi kutunun içerisinden çıkanları gösteriyorum size. Eldiveni, maskesi, açıklama kağıdı, boyası ve oksidanı. Bunun içine karıştırıp İyice çalkalayacağım şimdi. İnşallah tek kutu yeter. Saçlarım o kadar az ki tek kutunun yeteceğine inanıyorum ama ya yetmezse ne yaparız? Bu sefer daha kötü bir kontrast oluşur. Korktum yetmezse diye. Açılmıyor. Kim açtıracağım ben bunu ya? One eternity later. Tamamdır, açıldı. Boyanın ucunu
Kapağı ile deldikten sonra oksijen şişesine boşaltacağım. Bunu güzelce çalkalıyorum. Şimdi üzerime bir çöp poşeti giyeceğim. Bu uygulamayı da Büşra Bektaş'ın videolarında görmüştüm daha önceden. Evdeki en büyük boya çöp poşeti buydu, olacak mı bilmiyorum ama maalesef çöp poşeti kadar dar değilim. Bu arada boya yapmadan önce mutlaka alerjiniz var mı diye bir test etmeniz lazım. Böyle bileğin iç kısmı olabilir, kulak arkası olabilir, böyle hassas bir bölgede. Test ettikten sonra eğer alerjen olmadığınızı fark ederseniz boyama işlemine devam etmenizi öneririm. Çünkü aslında küçük olarak gördüğümüz bir şey çok büyük sonuçlara yol açabilir. O yüzden riske hiç girmemek lazım böyle durumlarda. Eldivenlerimi takacağım. Diplerden uygulama yapmaya başlayacağım. 45 dakika kadar bekleteceğim saçlarımda. Şundan çok rahatsız oluyorum bu arada. Alıyorum diplerini. İyice hedirsin diye. Bu konuda kesinlikle teknik bilmiyorum bu arada. Bilginiz olsun. Öyle acemi bir şekilde giriştim bu işe ama. Bu videoyu kuaförüm izliyorsa şu an benim adıma ağlıyordur ama yapacak bir şey yok. Şu an bazı şeylere mecburuz çünkü. Neyle yapayım? Şunu bir açayım ben. İlk önce oraya yapayım hatta. Sonra onu gerilere birazcık atmak istiyorum. Bunu buraya şey yaptırıyorum. Artık bu işlemi biraz daha konuşmadan sürdürmek istiyorum. Çünkü elimde poşet, üstümde poşet o kadar çok hışırdıyor ki beni dinleyeceksiniz, yoksa o sese mi maruz kalacaksınız. Dolayısıyla biraz müzik eşliğinde buraları hızlandıralım. İşi kapatıp devam etmeye karar verdim. Çünkü beyazlarımı göremiyorum o yüzden. Şu an bu kadar zorlanıyor olmam normal mi? Bunları kaldırmak inanılmaz yorucu oldu. Nerede kaldığımı falan unutuyorum. Rastgele devam ediyorum ama sonuç güzel olacak. Yaldır yaldır şampuan uygular gibi uyguluyorum. İçerisinde ne kadar boya kaldığını da bilmiyorum. Acayip dönüştü resmen bu saç boyama işi benim için. Böyle önlerden başlıyorum. Kesinlikle bir terslik var. Yani böyle saç diplerimin yapışıp sadece benim uçlarıyla ilgilenmem gerekmiyor muydu? Boyanın yeteceğini anladım şu an. Çünkü yarısı hala dolu. Bakın. Hatta yarısından fazlası dolu ve sarıların birçoğunu kapatmış durumdayım. Şimdi biraz daha rahatlayabilirim. Elimi bala alıştırabilirim. Bakın, saçlarım az demiştim. Saçlarım bundan ve bundan ibaret. Bu kadarcık. Oh, yetti ya, gerçekten bir kutu. Ne kadar tasarruflu bir kızım. Şuralar sanki kapanmıyor. Kaç kere geçtim üzerinden ama. Tutmayacak mı acaba oraları? Beyazlarım kapansın da beni en çok mutsuz eden şey o. Tamamen. Kendimi çok yaşlı hissediyorum bu yaşta. Saçlarım herkese uygulama yaptım diye düşünüyorum ama boya o kadar arttı ki. Kesin dokunmadığım yerler kalmıştır. Yıkadıktan sonra fark etmek istemiyorum onları. O yüzden şu aşamadan sonrası sadece boyayı bitirmek amaçlı olacak. Bayağı sıkıldım şu an. Boyayı bitirmeye de uğraşmayacağım. Bakar mısınız? Şu kadar kaldı, şu kadar arttı. Ya daha yapacak bir yer bulamıyorum kesinlikle. Bitirmeye uğraşmayacağım. Bitmesin, kalsın canım. 15 dakika bekleyip durulayacağım. Çünkü yapmaya başlayalı yarım saat oldu. Bir taraf kapandı gibi görünüyor, bakın. Ama beklediğimden daha koyu. Biraz daha açık olmasını isterdim açıkçası ama erken konuşmayalım. Yıkadıktan sonra bir bakalım. O zaman görüşürüz. Evet, geldim. Saçlarımın yıkanmış ve kurulanmış hali bu şekilde. Bu arada içerisi inanılmaz sıcakladı ama dışarıya ses gitmesin veya dışarıdan ses gelmesin diye kapıyı kapalı tutmak zorundayım. Dolayısıyla sıcaktan ötürü yüzüm aşırı parlıyor. Bu görüntüden dolayı kusura bakmayın öncelikle. Şimdi gelin biraz sonucu inceleyelim. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki sonuçtan çok 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 memnunum. Rengi çok beğendim. Yıkamadan önce çok koyuymuş gibi gelmişti. Sanki dip rengimle aynıymış gibi gelmişti ama yıkadıktan sonra tabii ki birazcık açıklıklar belli oluyor. Saçımın tek bir renk olarak boyadan çıkmasını beklemiyordum zaten. Tek bir boyayla onu yapmam zaten imkansızdı. Ama şimdi tek tek inceleyelim. Öncesi sonrası olarak incelemek istiyorum. Ve şöyle bir döneyim. Arkalar nasıl olmuş gerçekten ben de çok merak ediyorum. Buraları da iyi ki boyamamışız. Şöyle bir bakalım. Bakın, sarı olan kısımlar tabii ki de daha açık ama en azından buradaki rengi biraz daha yakın olduğu için
çok fazla göze çarpmıyor, çok fazla sırıtmıyor. Saçlarım sanki biraz daha uzamış gibi hissediyorum. İki renkli olunca sadece sarı kısmı göze çarptığı için biraz daha kısa mı görünüyordu acaba gözüme bilmiyorum ama sanki boyadan sonra saçlarım uzadı. Düzleştirmedim de bir şeyle yapmadım, sadece kuruttum. Ve birazcık beyazlara bakalım. Beyazların tam olarak kapanmadığını görüyorum. Şöyle bakın, hala belirginler. Yani halbuki oralara çok boya sürdüm ama rengi biraz açık kaldı herhalde boyanın, bilmiyorum. Çok fazla kapanmamış. Yine de eskisi kadar sırıtmıyor. Şuradaki turuncuyu çok merak ediyorum, ne olmuş acaba diye. Birazcık turuncu yansımalar var burada. Oh be, gerçekten rahatladım. İyi ki yapmışım. Mutluyum şu an sonuçtan. Çünkü sarı saç biraz daha yaşı büyük gösteriyor. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Şu an hem gençleştim, hem saçlarım uzadı, hem beyazlarım birazcık kapandı. Çok kapanmamış. Böyle. Şu an ışıkta beyazlar çok fazla parlıyor ama ışığı kapatınca o kadar da belli olmuyor. Yani halimi çok sevdim. Peki siz nasıl buldunuz? Koyu saç mı, açık saç mı? Evet arkadaşlar, saç boyamamın sonucu da bu şekilde oldu. Videoyu umarım çok keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğenerek keyifle izlediyseniz benim için çok önemli olan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman hepinizi öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar, mutlu günler, sağlıklı günler.